skorlara çok önemli şeyler yansıdı. 6 maç üst üste galip gelmek. Tabii ki çok büyük bir keyif. O en azından o insanların beklentisine karşılık vermeyecek diye düşündüğü bir takımın birden ligin zirvesinde olması rahatlattı tabii. Pozisyonlara takılmamak lazım. Genel şeye bakmak lazım. Beşiktaş'ın kazandığı bölümdeki en büyük kazancı galibiyetler. Demin de söylediğim gibi camianın içindeki hesaplaşmaları bence rafa kaldırmıştır şimdi. Kimsenin kimseyle artık hesaplaşacak bir şeyi kalmadı. Çünkü ne oldu? Ortaya bir hedef çıktı. Eğer bir daha iyi organize olursak, daha iyi oynamaya başlarsak, daha katkılı birkaç tane transfer olursa falan ki bu söylemler başladı. Bu takım şampiyon olabilir'i hesaplamaya başladı. Onun için Beşiktaş biraz rahatladı. En büyük katkısı bence budur. Ama tabii ki saha içindeki performansı da arttırmak lazım. Bireysel oyuncu performanslarında düşüş var. Onları biraz yukarı çıkarmak lazım. Eğer onlar da gerçekleşirse şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur Beşiktaş. Beşiktaş'ın da oyuncuya ihtiyacı var. Tabii ki var. Ama nasıl olur? Ne olur? İsim nedir? Katkı nedir? İçindeki oyuncuların kulüple ilgili bağlantılarında bir sıkıntı yaratır mı, yaratmaz mı? Ekonomik anlamda söylüyorum yani. Ekonomik anlamda biliyorsunuz kulüpler çok zor durumda. Yani gidip iki tane çok yüksek ücretli oyuncu alıp içerideki oyuncuları mutlu etmezseniz bu sefer farklı sorun çıkar karşınıza. Onun için çok ince bir çizgi bu şu anda futbolumuzun en ince çizgilerinden bir tanesi bu. Yani transfer yapmak yerine içerideki oyuncuları mutlu etmek, takımı mutlu etmek derseniz takımı mutlu etmek. Ama takımı mutlu edeceğim evet ama bunun araya da bir tane iki tane sıkıştıracağım diyorsanız bu en mükemmeli de o zaten.